Efendim anne. Oğlum. Yazım. Merak ettim seni. Babanla konuştum. Dün gece eve gitmemişsin. İşim vardı anne. Arazi satmışsın oğlum. Bir sıkıntın mı var? Söyle bana. Yok anne. İyiyim. Bir iş kuruyorum. Anlatırım sonra. Hala o kızı mı düşünüyorsun? Hala o kıza mı üzülüyorsun? Bak sesin yine kötü geliyor Yağız. Biten biter, takma kafana oğlum. Anne, benim şimdi işlerim var. Konuşamıyorum. Sonra ararım ben seni. Daha bitmedi. Ne kadar daha kaldı Ankara'ya? Bir saatlik yolumuz kaldı hanımım. İyi, varalım bir an önce Ankara'ya. Biz evladımızı el alemin neydi belirsiz kızlara üzsün diye yetiştirmedik. Göreyim şu kızı da vereyim ağzının payını. Anacığım, ben bir Adnan Bey'in yanına uğruyorum. Eylül ile Yaz ayrıldığına göre şu benim paranın geri kalan kısmını vermesi lazım. Yaz'ını yoklayacağım. Yokla yokla tabii. O kadar fedakarlık ettin. Versin paranı. Yakında damadı o. Ağzım çok alıştı ya bugünlerde ondan. Sen de niye? Eleman mı bulacak? Orası öyle. Şu saatten sonra iki dünya bir araya gelse Eylül ile Yaz bir araya gelemez. Asıl Eylül bana yanık olduğunu anlayınca İşte o zaman komple biter bu iş. Bakarsın Adnan Bey bana yanında devamlı iş verir. He? Hadi ben kaçtım. Biberi bol koy. Ne işi ayol? Yakında damadı olacaksın adamın damadı. Efendim Nermin? Raziye, evde misin? Sana geliyorum, konuşalım biraz. Evdeyim de, sen Ankara'ya mı geldin? Evimi nasıl öğrendin? Ben öğrenirim. Eski dostlar kavuşsun bakalım. Konuşacak çok şey var. Allah Allah, bu niye geliyor ki şimdi? Evimi nasıl öğrendi? Aman, yakında dünür olacağız nasıl olsa. Nermin'in parası benim param. Selamun aleyküm Adnan Bey. Kolay gelsin. Baktım sizden ses soluk yok, bir uğrayayım dedim. Hani Eylül ile Yağız'ı da ayırdığımıza göre şu geri kalan parayı rica edecektim. Ne parası lan? Beceriksiz herif. Sen dünyadan haberin yok. Yağız Eylül'ün çalıştığı kafeyi satın almış. Bütün gün dip dibe olacaklar. Sen de ağzı açık gez. Ne? Nasıl ya Adnan Bey? Kafeyi mi satın almış? Vazgeçmeyecek mi lan bu eleman? Nasıl özlemişim Nermin'ciğim. Kaç yıl oldu görüşmeyeli. Ay ne iyi ettin gelmekle. Uzun zaman oldu. Sen Adana'dan taşındığından beri görüşmedik. Öyle öyle. Nasıl özledim Adana'yı bilsen. İyisiyle kötüsüyle ne günlerim geçti o hastanede. Senden sonra başıma bir iş gelecek diye nasıl korktuydum hatırlarsın. Ama çok şükür başımıza bir iş gelmeden atlattık. Hakkını ödeyemem. Bana yaptığın iyiliği bir ben, bir Allah bilir. Bir de ben. Senin ağzın sıkıdır bilirim Raziye. Ama Adnan sırrımızı öğrenirse ikimize de neler yapacağını tahmin edersin. Allah korusun. Tabii ki olmayacak öyle bir şey. Yağız'ı kendi evladı biliyor. Öyle bilmeye de devam edecek. Merak etme. Hele bir Koray'ım Eylül'le evlensin. Sen o zaman gör nasıl patlatacağım bombayı. Adnan Bey de kızına kavuşunca bir şey çık diyemez. Adnan Bey yeni bir otel daha açmış ha? Raziye kızım nerede? O günden sonra bir gün bile aklımdan çıkaramadım. Düşünmeden edemiyorum. Nasıl biri oldu?
Nasıl bir ailede yetişti? İyi mi, değil mi, sağlıklı mı, mutlu mu? Düşünmeden edemiyorum. Vicdanım bir gün bile rahat bırakmadı beni. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Kızım hiç gördün mü? Heh? İşte şimdi asıl meseleye geldi konu. Bilmem mi? Gelinim olacak yakında. Ah be Nermin'cim. Keşke bilsem de söylesem. Ama o günden sonra ben o aileyi ne gördüm ne de işittim. Dilerim Rabbim kızına iyi yazılar yazmış olsun. İnşallah. Tek duam o. Adı ne onu bile bilmiyorum. Keşke bir kez olsun uzaktan görebilseydim onu. Kızın şu diye gösterseler, hiç ilişmez, öylece uzaktan seyrederdim onu. Oğlan doğuramayınca kendi evladını vermek zorunda kaldın. Kolay değil. Çok acı çektim Razi'ye. Çok. Adnan anlayacak diye de korkuyorum bir taraftan. Allah var. Yazımı çok severim. Kendi öz oğlum gibi. Dünyalara değişmem onu. Ama bu vicdan azabı sonunda beni hasta edecek. Yağsa dünyaları değişmezsin demek. Hele bir Eylül'ü karşına getireyim. Kanından olanı bağrına basarsın. Yağız mağız görmez o zaman gözün. Hadi ben kalkayım. Yağız'ımın yanına gideyim. Sağ ol dinlediğin için. Selametle. Ne demek canım? Elbette dinleyeceğim. Biz sırdaşız. Ne zaman bir derdin olursa gel sen bana anlat. Dinlerim ben. Kızım, neredesin kim bilir? Hangi evde, hangi şehirdesin? Görsem tanır mıyım seni? Bu benim kızım der miyim? Şuramda hisseder miyim? Kızını elbet getireceğim sana Nermin. Vicdanını rahatlatacağım senin. Ama daha vakti gelmedi. Hele bir oğlum Eylül'ü tavlasın, o zaman getireceğim kızını sana. Bırak! Dikerim! Bırak! 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 Bırak!